Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'un uzun süredir beklenen yeni Sky Factory bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bayağı bir şey yapacağız, hazırlıklı olmanızı öneririm. Şimdi, hatırladığınız kadarıyla, bir önceki bölümde en azından benim hatırladığım kadarıyla öyle, Draconic Evolution görev serisini bitirmiştik. Ben buradan, aha kitabı aldık ya, aa alabiliyormuşuz kitabı, ne güzel. Ben bu bölümde biraz... Görevi, daha doğrusu şeye başlayacaktım. Gene kelimeler ağzıma tıkılıyor. Age of Power'dan Big Reactors moduna başlayacaktım. Ama burada bir tane görev var. Age of Insanity'de. Bir tane, nerede bakayım kendisi. Max reaktör yapıp içini diamond blokla doldur diyor. Ben arkadaşlar hesapladım. Yaklaşık 23 bin küsür diamond blok gerekiyor. O da yaklaşık 200 bin küsür diamond gerektiriyor. Benim o kadar diamond'ım yok. Gördüğünüz gibi sadece 23 bin diamond'ım var. Bir 190 bin küsur daha diamond'a ihtiyacım var. O yüzden bu bölümde hem Ender Quarry çalıştıracağız. 1K'ya 1K'lık. Onun da görevi var. Onu da tamamlamış olacağız. Ayrıyeten abonelerden biri bahsetmişti. Sanırım Harun'du. Laser Drill varmış oyunda. Onu kullanacağız. Ben kayda başlamadan önce biraz araştırdım nasıl çalışıyor, nasıl işliyor falan fıstık. Bayağı bir diamond ihtiyacımızı karşılayacağız gibi görünüyor. Şimdi öncelikle 1K'lık Ender Quarry'i kuracağız. Ama biraz daha bizim enerji üretmemiz lazım. O yüzden ben 10 tane daha solar panel yapmayı bitirdim. Aa, resepiler kapanmış. Bir dakika. Yoksa Autocraft... arada bunlar kapanıyor. Neden olduğunu çözebilmiş değilim ama arada bunlar kapanıyor. Tekrar başlatmamız lazım. Şöyle üst kata çıkayım. Şimdi şunu kıralım. Şuraya girelim. Aslında bir tane tesseract'la şu enerji acceptor'ı burada mı bıraksak ya? Emin değilim. Bırakalım anasını satayım. Sürekli arada bir kapanıp beni uyuz ediyor. Onun yerine sürekli açık kalacak bir sistem olsun. Genel item... Değil. Enerji al. Okey. Işıklandı mı? Işıklandı. Tamam. Craftlarımız tekrar kendine geldi. Çıkalım şimdi buradan. Bu bölümü yapacağımız şey... Şimdi dışarı çıkmamız lazım tabii onun için. Biraz daha enerji akışımızı hızlandıracağız. Daha doğrusu enerji biriktirme sistemimize daha hızlı enerji aktaracağız. Mantık şuydu, eski sistemde her bir kablo 20.000 taşıyor. O zaman ben 4.000 üreten 5 tane solar panelden bir grup yapayım. 5 tane başka bir grup yapayım, 5 tane başka bir grup yapayım. Bunların hepsini farklı yönlerden teserakta bağlayayım planımda. Ama bu en fazla 5 tane böyle grup kurmanıza yarıyor. Ha belki 6 tane yapabilirsiniz her yönden bir tane için. Ama ben şu an mesela 7 tane 5'li grup yapabiliyorum. O yüzden farklı teseraklar kullanmaktansa... Tek bir tesseract'tan bütün hepsini bağlamak istiyorum. Artık bu arada bunları şu an sökebiliriz sanırım buradan. Sıkıntı yaşamadan. Şöyle. Aa, alamadım. Şimdi elimdeki zımbırtı çok hızlı kırıyor şu anda. Draconic Staff of Power. O yüzden bunları şöyle elimle kırıp alacağım. Peki biz bunları nasıl birleştireceğiz? Şu an kaç tane panel olacak ki? Bizde 5, 10, 20 tane bu... 25 tane burada. 10 tane de orada. 35 panel olacak elimizde doğru. 35 paneli tek bir kablo üstünden çalıştıracağız. O kabloya da geleceğim şimdi. Ama şunları toplamak biraz uzun sürüyor. Nalet olsun. Gelin işte. Bu arada gene buraya kuracağım sistemi. Orası da ayrı bir şey. Başka bir yere taşımayacağım. Yine bu odanın üstünde olacak sistem. Şu tesseract'ı da alalım. En uca koyalım şu tesseract'ı. Şimdi. Sonsuz elektrik taşıyabilen bir kablo. Cryo yazarsak çıkıyor. Cryo Stabilized Flux Duct diye geçiyor arkadaşlar. Bu kabloyu yaparsanız. Bu kablo Thermodynamics modunun kablosu. Sonsuz miktarda. RF... transfer etmemizi sağlıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aynen. Ama craft'ı bunun biraz sıkıntılı. Bunun craft'ı için arkadaşlar jelit krotonium gerekiyor. Onun için de krotonium dust yapmanız gerekiyor.
O şu gördüğünüz craft'la yapılıyor. Onun için Bliss Powder'a ihtiyacınız var. O da şu şekilde yapılıyor. Şöyle ben bayağı bir yaptım. Hatta sistemde sıvı halde krotonyum da var. Ama ben bunu önce size bir nasıl craftlandığını göstereceğim. O zaman eve gidelim. Şimdi önce arkadaşlar Snowball'a ihtiyacınız var. Craft çok basit. Şuna 32 yazına bakmayın. 16 tane craft ediyor. Essence of Air'ları koyuyorsunuz. Essence of Water'ları koyuyorsunuz. 16 tane Snowball veriyor. Ben bunu gene recipe'sini hazırlattım. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra biraz redstone alıyorsunuz. Şöyle 10 tane alalım. 11 oldu. Göstermelik yapıyorum sadece. Sonra ben atölyeme gidiyorum. Bu redstone'ları eritiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi yukarıdaki tanka doldu. Bir tane de bucket alalım sistemden. Kaldıysa. Şöyle bir iki bucket oldu. Neyse fark etmez. Sonra free transposer açıyorsunuz. Redstone'u koyuyorsunuz. Terse çevirip snowball'ları koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bliss powder bu şekilde hazırlıyorsunuz. Tamam. Bu cep de şu anda. Şimdi gene eve dönelim. Peki bliss powder'ı hazırladık. Bunun dust'ını nasıl hazırlayacağız derseniz de dust'ın recipe'si için bir tane snowball, redstone, bliss powder ve nitre yetiyor arkadaşlar. Nitre'ın ne olduğunu göstereyim. Çok basit. Sandstone yapıp pulverizer'dan geçiriyorsunuz. İkinci ham madde olarak pulverizer'dan nitre çıkıyor. Bunları da toplayıp craft'ınızda kullanabiliyorsunuz. Sonra bu arkadaşı gene magma şeye götürüyorsunuz. Magmatik zımbırtıya götürüyorsunuz. Krotonium dust'ı eritip sıvı krotonium alıyorsunuz. Okey, buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi şunları artık atabiliriz. Yeterince şeyimiz var. Şimdi bize redstone... Bir dakika. Şu jelly stabilize zımbırtısını yapmak için, bu flux lux'ı yapmak için ne gerekiyor? Bunun içi boş hali gerekiyor. Onun için de redstone enerji flux lux duct gerekiyor. İsimlere bak ya, telaffuz edemiyorsun. Onun için de arkadaşlar bir tane kasa yapmanız gerekiyor. Adı da Redstone Energy Fluid Duct Empty. Yani içi boş. Bunun craft'ı gayet basit. Gördüğünüz gibi Fused Quartz, iki tane de Electrum 1. Biraz Electrum yapalım. 12 tane yapalım. Şunları şöyle koyalım. Fused'lardan da 6 tane yapalım. 6 kere 36 tane kablo yapacağız. Planımız o. Şimdi bir tanesi buraya gelsin. Bu teleport bayağı işimize yaradı ya. Bir kere bunu hallettikten sonra, bu sistemi kurduktan sonra hemen Nether'a gidip arkadaşlar binlik bir Ender Query çalıştıracağız. Büyük ihtimalle biriktirdiğimiz şu ana kadar yaklaşık 250 milyar RF biriktirdim depoda. Büyük ihtimalle hepsini bir seferde tüketecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunları aldık. Bunların içini bir de redstone dolduracağız. Hemen atölyeye gidelim. Ne kadar redstone alıyordu acaba bunun her biri? Şunun 200 oluyormuş. 36. 2 tane redstone'a bir tanesi doluyor. Yani 36 tane var. Bende 36 çarpı 2 72. 72 tane lazım. 1.64. Bir 8 tane daha alırsak 72 oluyor. Hemen eritelim bunları. Canavar gibi eritiyor ya. Şimdi. Bakalım. Şuradan bucketlarımızı da alalım. Evet şey bitti. Hemen şunları içine boşaltıyoruz. Sonra terse çevirip redstone'ların içine doldurtuyoruz. Bakalım kaç tanesi boşta kalacak. Evet. Bir 4 tane daha yapmamız gerekiyor. Şurada 8 var. O zaman 8 tane daha dust alacağız. Tam bir kova olsun. Aa, burada varmış zaten bir kova. Şöyle yapacağız o zaman. Şunu koyalım. Şunu geri koyalım. Tamam. Şurada sıvı kalmasından nefret ediyorum. O yüzden şu redstone'ları da koyacağım şuraya. Gel bakayım sen buraya. Sen de buraya. Sen de buraya. Tamam, şunun içinde kalsın, sorun değil. Bunu kırıp
Tekrar koyduğumuzda içi boşalmış oluyor zaten. Tamam. Şimdi 36 tane redstone zımbırtımız hazır. Şimdi eve gidelim tekrar. Şimdi bunları atıyoruz. Cryo zımbırtımıza geliyoruz. Şundan craftlayacağız. Evet, bayağı bir şey gerekiyor bize gene. Electrum gear gerekiyor. Hardened veya fused glass gerekiyormuş. Fused glass. 100 tane yapalım. Electrum'dan da yapalım. 200 tane. 200 tane deyip 400 tane craftlayan tek insanım. Fused'a da gelelim. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane, birkaç tane alacağım. Şuradan craft'tan alabildiğimiz kadarını göstereceğim arkadaşlar size nasıl olduğunu. Şimdi şuradan daha önce erittiklerimden birkaç kova alıyorum. Tekrar atölyeye gidiyoruz. Atölye nerede? Burada. Tamam. Bunun içine buradaki sıvı krytoniumları koyuyoruz. Sonra bu sıvıyı aynı redstone'a yaptığımız gibi bunun içine geri doldurtturuyoruz. Her bir kablo 500 alıyor arkadaşlar. Yani bir bucket'tan en fazla 2 tane yapabiliyorsunuz. O da dipnot olarak kalsın burada. Şimdi patatesi istemiyorum ben. Eve gidelim. Kalanları da craft edelim. Aa, 9 tane daha geldi. Biraz yavaş craftlanıyor bu fused glass'lar. Yapacak bir şey yok. Hatta yeterli fused glass'ımız yok galiba. Harbiden yokmuş. Hala craftlıyor ya. Tamam, biz gene gidelim. Sanırım bu kadar yeter diyeceğim ama sanırım yetmeyecek. Ceritlerden gene biraz alalım. Zaten vardı içinde. Şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde doldursun. Bu arada bu makinelerin hepsinde speed upgrade var. Daha önce bilmem bahsettim mi? Şunları gene dolduralım. Şöyle. Tekrar buna dolduralım. Evet, bu kablolar güzel. Görevlerden biri de zaten bu kabloları kullanmaktı. Böylece o görevi de tamamlamış olduk. Onun da altını çizeyim. Sizler için. Şuraya. Sonra bu buraya. Sonra bu buraya. Yeter mi bu kadar ya? Bilmiyorum ama yetmesi lazım. Şuradan dışarı çıkıp deneyelim. Bakalım. Yetmeyecek yani. 35 küsur panel varken yetmeyecek. Biz başlayalım. Şekil daha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Şimdi panelleri dizmeye başlayalım. Hop. Aha, yere koyduk paneli. Sen koskoca solar paneli yere koy ya. Şunu da şöyle koyduk muydu? Evet. Şu an bakalım akıyor mu şeyin içine doğru. Aynen, bir akış var. Şöyle gördüğünüz gibi buradan da çekiyor. Daha hızlı çekiyor mu büyük ihtimalle. Bakalım içine. Aa, hala rakım artıyor. İlginç. İlginç. Şuradan biraz daha yapmak zorunda kalacakmışız gibi bir his var içimde. Ne kadar çok füze istedi ya. O kadar kuarsımız mı kalmadı? Tamam. Ben kuarsın resepisini hazırlamamışım. Nerede bakayım? Kendisi burada. Şöyle resepisini yapalım. Sistemin içine sokalım. Şimdi... Fused Quartz'tan 400 tane sipariş edelim. Aynı zamanda elektrum varmış da. Sıkıntı değil. Atölyeye gidelim. Arada mouse'um çift tıklıyor. Uyuz oluyorum ya. Deli tilt oluyorum mouse'un çift tıklamasına. Eve geri dönelim. Kalanları da takalım. Sonra yolumuza bakalım.
Daha bu bölümü yapacağımız çok şey ve hala kablo döşüyoruz, anasını satayım. 3, 1. Şu üst üste steklenmeyenlere doyuz oluyorum ya. Hayır. Aa, aslında böyle aralara doldurabilirim. Sonuçta temas ediyor. Bakalım. Aynen bak, boşaltıyor. O kadar fazla kablo yapmama gerek yok o zaman. Şu araları da dolduralım. Bam. Bam. Şöyle atınca direkt şuraya diziliyor mu? Aynen. Şimdi. 1, 2, uç. 1, 2, uç. Şunlardan koyduk muydu? Bütün panelleri koyduk. Oluyor. 2, 1, 2. Tamamdır. Bunu böyle yavaş yavaş büyüteceğiz. Ama çok da büyütmemize gerek kalmayabilir. Çünkü Big Reactors moduna yavaş yavaş giriş yapacağız. Şimdi eve dönelim. Şunu kapatalım. Buradan Draconic zırhlarımızı alalım. Zırhları özlemişsinizdir diye umuyorum. Sonra Ender Marker'larımızı alacağız. 3 tane, 4 tane alalım. Fazla marker göz çıkarmaz. Ve ben video dışındayken yaptığım Deep Dark'ın sıfır noktasına hep beraber gidiyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane Ender Quarry hazırladım. Üstüne Fortune 3, Speed 3 takılı. Bu Ender Quarry yaklaşık, işte şöyle söyleyeyim, 250 bin RF tüketebilir. Çünkü bu Fortune 3'ler Ender Quarry'nin base, yani temel enerji tüketimini 80 ile çarpıyor. Speed Upgrade'de 3 ile mi çarpıyordu? Hemen bakalım. Kendisi burada yok. 2 ile çarpıyor. Yani ana enerji tüketim hızı 160 ile çarpılacak. Bunun ana enerji tüketim hızı da 1800 RF. 1800 RF'yi şeyle çarparsan çok oluyor yani. Uğraşamam şimdi bunun kaç olduğuyla. Şimdi yapacağımız şey Draconic chest'leri giymek. Hızlanmak için. Ama etraf karardı. Şimdi buradan 1000 gideceğiz arkadaşlar. Ama etraf karardı. Ben bu etrafın kararmasını istemiyorum. Gene hızlı gidebiliyormuşuz. Gidebiliyoruz. Tamam. Başka bir yöne kaymadan şöyle 1000 gidelim. Az kaldı. Dur. Sakin ol. Bir tık daha kenara. Bir tık ileri. Şu blok. Arkadaşlar şu blok. Aynen. Şimdi buradan bir tane şey alalım. Kabuston alalım. Şöyle koyalım. Üstüne gelirsek çok hızlı hareket ediyor. Aynen. Sıfıra 1000. Şimdi buraya bir endermark koyuyorum. Gördüğünüz gibi işaret bu tarafı gösteriyor. Yani doğru yapmışız. Şimdi bir de 1000 bu tarafa doğru gideceğiz. Şuradan o zaman birkaç tane kabuston alalım üstümüze. Dursun. Şimdi gel bakayım, çık oradan sen. Şimdi 1000 de bu yöne doğru gidiyoruz. Uy. Uy. Fake atıyorum. Az kaldı. Hadi. Var ya, bu üstüme bu zırhı giymeseydim işimiz işti yani. Evet, geçtik bile. Şimdi şey bizi yemeden şunları bir çıkaralım. Çok hızlı hareket ediyor ya. Şimdi şöyle 1000, şu blok 1000. 1 2 tam şurası oluyor. Şuraya da bir torç koyalım. Şunu şuraya koyunca gördüğünüz gibi bu tarafa doğru sinyal veriyor. Şimdi bir 1000 de diğer tarafa gideceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde. Buradan çıkaracağımız ham madde büyük ihtimalle Big Reactors'u yapmama yetecek gibi geliyor bana. Ama ne kadar enerji tüketecek onu bilemiyorum. Şimdi şunu şuraya koyalım. Öl lan. Şimdi şu zırhları çıkarıp gene biz kendi zırhlarımızı takalım. Bine bin.
Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Gidin lan buradan. Heh. Hepsi temizlendi şimdi. Şimdi bine gideceğiz. Bin. Tam şu blok bin. 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu blok. Şimdi hemen buraya bir şey koyalım. Şuradan bir kabuston alalım. Bu bloğa koyuyoruz. Bir de ender marker buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sınırlar kesinleşti şu anda. Şimdi şeyin başına geri dönelim. Ender Quarry'imizin yanına gidelim. Aha böyle gitmeye gerek yok ki. Şurada sıfır noktası diye zaten işaretli. Şimdi. Bir, bir, bir. Okey. Gördüğünüz gibi bütün köşeler birleşti. Şimdi buna sağ tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi tarama başladı. Şu anda bütün bu bine binlik alan içindeki bütün kabustonları, orları, morları ne varsa hepsini kendine alacak. Ayrıca yerlerine dört koyuyor. Öyle bir güzelliği vardı bu sistemin. Şimdi eve gidelim bakalım ne kadar enerji çekiyor sistemden. Hep beraber görelim. Bayağı çekiyor olması lazım. Bayağı çekiyor olması lazım hem de. Hop. Gel bakayım. Evet. Hala artıyor. İlginç. Daha yavaş artıyor ama artıyor. Çok ilginç. Üstüne Fortune 3 takılı. Okey. Tarıyor, kazıyor, ediyor. Ama hala yavaş. Şimdi buraya geliyoruz. Hazır mısınız? Bu görev bitti. Cryo-stabilized konditlerle makinelere elektrik ver diyordu. Hani normal kablolardan kurtul, sadece bunları kullan diyordu. Ben de şu an zaten sadece bunları kullanıyorum. Başka elektrik kablosu kullanmıyorum. Okey, bu cepte. Deep Dark'ta 1K'ya 1K'lık bir Ender Quarry kur dedi. Bu da bitti. Bu da ikinci görevdi. Şimdicik. Bu bölüm başka ne yapacağız? Heh. Bizim bol bol Diamond'a ihtiyacımız var. O Ender Quarry'den zaten hayvan gibi Diamond çıkacak, bunu biliyorum. Ama Diamond üretmenin farklı bir yolu var arkadaşlar. Laser Drill denen bir şey kullanarak Diamond üretebiliyorsunuz. Kendisi nedir? Hemen gösterelim. Laser Drill. Kendisi bu arkadaşlar. Craft gayet kolay. 3 tane Glowstone. Şöyle 20 tane craftlayalım. Çünkü bir tane değil, birkaç tane kuracağım. Aha. Makinenin üstündeki şey bitti. Plastik sheet bitti. Plastik sheet için de raw plastik gerekiyor. Raw plastik için rubber gerekiyor. Beni uğraştırıyor. Beni uğraştırıyor. Yalnız elimizde rubber bitmiş ya. Bir ara ben rubber farmı kurayım o zaman. Şunları da alalım. Şunu da alalım. Şimdi hızlı bir şekilde rubber yapmaya gidelim. Onlar orada olurken. Apple Riser bunu. Şu. Bunlarda speed upgrade var mıydı? Vardı. Şunu buraya atalım. Seni de buraya atalım. Aynı anda farklı farklı üretim yapalım. Böylece. Bu kadar yeter mi? Biraz daha alalım. Aha. Buraya geri döndük. Yanlışlıkla tıklıyorum ama bilerek yapmıyorum. Bilerek yapmıyorum. Şimdi eve geri dönebiliriz. Ha, almadık ki. Kafa çalışmıyor. Aha, çıldıracağım. Çıldıracağım. Şimdi biraz plastik sheet yapalım. Fazla. Tamam. Laser Drill. Yapmıştık bir tane. Kaç tane yapmamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 tane olsun. Tamamdır. Şimdi bu drillleri charge'lamak için, yani elektrik vermek için drill precharger denen bir şey var arkadaşlar. O da bu şekilde yapılıyor. Şimdi bunun için arkadaşlar pink slime kristal gerekiyor. Glowstone'lardan birinin yerine pink slime kristal koyuyorsunuz. O kadar. Peki pink slime kristal nasıl yapılıyor? Gördüğünüz gibi craft'ı bu.
Çok zor bir şey değil. Pink slime blok yapmanız gerekiyor. O da pink slime bolla yapılıyor. Ama pink slime bolun nasıl yapıldığı gösterilmiyor. Şimdi bu bölüm o yüzden bir parça uzun olabilir ama sizlere pink slime bolun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir spawner alıyorum. Şuradan bir tanesini alsam yeter. Safari netlere bakıyorum. Şurada. Şöyle bir tane pasif mod var mı? Imp vardı şurada bir yerde. Imp. Imp pasif mod arkadaşlar diye en azından ben hatırlıyorum. Nether'da bana hiç saldırmadılar. Imp'i kullanacağız. Aynı zamanda bir makineye ihtiyacımız var. Slaughterhouse denen. O makineyi de yapalım. İki tane golden axis. Aha. Gold'umuz bitmiş. O yaptırdı bize. Şöyle biraz daha aşağı inersek. Bolca craftlatırsak. Yine elimden kaçacak. Şimdi iki tane pickaxe istiyor. Bir, iki. Üç tane de kılıç istiyor. Bir, iki, üç. Şimdi tekrar yapalım makineyi. Şimdi bu makine ne işe yarıyor? Aynı mob grinder gibi düşünün arkadaşlar. Önüne gelen mobları kesip öldürüyor. Tek bir farkı var. Mob grinder'dan bu arkadaş, bu arada obsidyanımız da bitmiş. Bu arkadaş öldürdüğü mobların dan iki tane ham madde çıkarıyor. Birinin adı pink slime oluyor, diğerinin adı da meat oluyor. O yüzden de bu makineyi kullanmamız lazım. Tesseract buradan bir tane alıyoruz. Şunu şöyle indirelim. Başka neye ihtiyacımız var? Mob essence'e ihtiyacımız var. Şu drum diye aratsak zaten şurada ağzına kadar essence dolu drum var. Liquid zımbırtısını almak lazım. Bir tesseract da almamız lazım. Ve nereye gideceğimizi göstereyim sizlere. Şununla gidiyorduk. Atölye ikinci kata gidiyoruz. Şimdi şuradan biraz da kabuston bulabilirsem şuradan aldım. Ay vallahi yorucuymuş ya. Şimdi buraya arkadaşları spawn ettireceğim. O yüzden mob spawner'ı buraya koyuyorum. Sonra şöyle hemen iki üstüne şeyi koyuyorum. Esansı. Esansla arasına bu arkadaşı koyuyorum. Şöyle. Bağlantı tamam mı? Esans doluyor içine. Bunun içine impi koyuyorum. Gördüğünüz gibi zaten şu an çalışmaya başladı. Şöyle de slot. Yüzü diğer tarafa dönecek. Şuraya bunu koyuyorum. Ve bunun etrafına şöyle 2 gram şöyle çevireceğim. Bu arada difficulty'miz normalde. Bir yanına bir tank koydum, diğer yanına diğer tank koydum. Ve her zamanki gibi Facebook'tan mesaj geliyor. Uzun zamandır mesajsız video çekmemiştim ama. Şımcık. Sen çalışıyor musun bakayım? Aynen çalışıyor ama yeterli elektrik yokmuş içinde. Sıkıntısı o. Şimdi elektriği bağlatalım. Genel frekansında. Elektrik al. Şimdi çalışıyor. Ama daha diğeri çalışmıyor. Öyle bir olay var. Şişt. Çık lan buradan. Ya daha doğrusu çıkma lan oradan. Boing diye bir ses çıktı da nerede spawn etti bunu? Ohan tepesinde spawn etti. Şimdi bu slaughterhouse'a elektrik verirsem sanırım bütün işim çözülecek. Genel. Aha. Gördüğünüz gibi meat tank burada doluyor. Ama pink slime dolmuyor. Neden pink slime dolmuyor? Şunları bir düşürelim aşağı. Acaba inek falan mı koymamız lazım illa?
Düştü önüne. Vay, F7'ye basınca oh. Burası karanlık olaymış. Valla karanlık olaymış burası. Bunu biraz daha mı genişletmemiz lazım? Farklı bir şey mi düşürmemiz lazım? Anlayamadım ki. Şöyle yapalım. Şuradan bir precision şey alayım ki bunun ne kadar bir... Oha! Oha yavrum. Daha ufak bir alanda spawn ettiremiyor musun? Şöyle yapacağız o zaman. Sen öl bakayım bir. Bu hala dolmuyor pink slime'la. İlla inek falan mı olması lazım ya? Şunun boyunu bir düzeltelim. Adam gibi bir spawn alanı işaretleyelim. Böylece sıkıntı olmasın. Öyle bakayım sen orada. Oy ne uğraştı be bir pink slime için. Al bak işte şeyi kırdık. Bunun da en uyuz olduğum şey o. Çok hızlı kırıyor. O yüzden yerleri de parçalıyor. Şimdi şöyle hep içine düşecek şekilde ayarladık. Bunu. Tamam artık içine düşüyor bu arkadaş. Sülfürü bırakalım, şunları bırakalım. Şuraya bir tane torç atalım. Hala pink slime dolmaması benim canımı sıkıyor şu anda. Bu tankın da pink slime'la dolması lazım. Tamam. Girin lan içeri. Gir lan içeri. Sanırım mobdan alakalı. Çünkü benim izlediğim videoda inek olunca sıkıntı olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Ben burada videoya ufak bir kırp kırp atıyorum. Bir inek yakalayıp hemen geliyorum. Aha kırdım. Hayır kırdım. Kırp kırp atamadan kırdım burayı. Evet şöyle koyayım şimdilik. O zaman kırp kırp. Evet arkadaşlar geri geldim. Şöyle iki tane spawn platformu yaptım. Üsttekinde bir şey spawn olmadı ama aşağıdakinde hem bir inek spawn oldu. Çok mutluyum. Şöyle alıyorum safernetin içine. Hem de iki tane pig spawn oldu. Ondan da birini alıyorum. Şimdi atölyenin ikinci katına inip... Aa! Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Benimle dalga geçiyor. İnek spawn ettireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ya bir kova pink slime'a ihtiyacımız var. Ama hani benim izlediğim video çatır çutur pink slime geliyordu. Pink slime geliyordu. Bakalım bunda nasıl olacak. Hadi öldür bakayım. Gene boş. Büyük ihtimalle bayağı pink slime'lar bayağı az şekilde geliyor. Şöyle önüne itelim. Eğer öyleyse ben biraz çünkü bununla uğraşacağım. Pink slime'a ihtiyacımız var. Gerekirse videoyu burada durduracağım. Ta ki pink slime tanka en azından bir bucket alana kadar, o bucket dolana kadar hani bekleyeceğim başında. Aa, bakın 186 oldu.
Tamam, o zaman ben burada bir kırpık atıyorum gene. Bu pink slime tankının içinde bir kova pink slime birikince hemen geri geleceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sonunda bir bakıtlık pink slime biriktirebildim. Sonunda. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Şuradan bir kova pink slime'ı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ha. Şey dedim, şey mi spawn oldu dedim. İnek mi spawn oldu? Şimdi şunları bir öldürelim. Aha, kırdık. Aha, hala kırıyoruz. Şimdi ben gene şunu şuraya koyayım. Sıkıntı olmasın. Şu daha çok üretmeyecek. Şimdi eve dönelim hızlı bir şekilde. Yapacağımız şey çok basit. Şu safir netleri içeri atalım. Önce bir tane daha safir net yapıyoruz. Fazladan. Sonra bu slime bucket'ı yere döküp, gördüğünüz yere döktüm. Bunun pink slime olması lazım. Acaba dışarıda mı yapmam lazım? Toprağın üstüne mi dökmem lazım? Deneyelim. Bu arada yeni hayvanlar spawn olmamış. O da ilginçtir. Döktüm. Ha, gördüğünüz gibi pink slime spawn oldu. Ben bunu safari netin içine alıyorum. Ve gene aha, oku boşalttık. Gene atarıyor. İkinci kata inip statüru kıralım, alalım. Elle öldüreceğiz çünkü. Bunun içine pink slime'ları atıyorum. Oh, doğru, burada elevator'lar vardı. Şimdi bakalım spawn edecek mi? 9 tane ile bir kristal yapıyoruz. Her laser drill için 4 tane enerji veren zımbırtı kullanabiliyoruz. Şimdi bakalım ilk slime spawn etsin. Aa, çok yüksekten düşüyor diye zırt diye ölüyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Şunu kırıyoruz. Bunu da kırıyoruz. Şuradan transfer pipe alıp biraz daha aşağı indirelim o zımbırtıyı. Cüp cüp. 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 Bayağı aşağı indirdik. Şimdi acaba sıkıntı olacak mı? Olmaması lazım. Aynı zamanda şunun için biraz speed upgrade koyalım. 16 tane. Gereksiz ama biz gene koyalım. Nerede bakayım benim slime'ım? Spam ettirin o slime'ı bana. Bunu vuruyoruz. 2 tane geliyor. Sonra buna vuruyoruz. Gelmiyor. Bir 9 tane slime şey toplayalım. Ondan sonra bir tane şeyle laser recharger'la oynayalım. Ama slime şey vermiyor bana. Oyun bana karşı. Kaldı 6 tane. Oy, yemin ederim yorucuymuş ya. Aha aha, düşme aşağı. Evet, 4 tane. Okumuzu da takalım. Kılıfına. Evet, vermedi gene. Kaldı 4 tane. Hadi. Hadi koçum. Hadi ama. Aha, gene yapamadık. Acaba pink slime'ları daha büyük olan slime'lardan spawn ettirme şansımız var mı? Abi oyun bende dalga geçiyor galiba. Gene vermedi. Niye vermiyorsun bana? Aha, verdi. 2 tane verdi. Son bir iki tane daha istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Aha, vere vere bir tane verdi. Allah'ım. Hadi yapıp gidelim ya. Hadi yapıp gidelim. Aha, verdi. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şimdi bunu burada böyle çalışır vaziyette bırakacağım. İstedikleri kadar etrafa yayılabilirler.
Baltam zaten 11-11'lik bir alan içinde vuruyor. Daha sonra gelip tek çekip bütün bu alanı temizleyebilirim tek seferde. Zaten buradan bir yere çıkamazlar. Kapalı alan. Şimdi yapacağım şey tekrar atölyeye dönmek olacak. Sonra bu slime bolları birleştirip bir tane slime blok yapacağım. Sonra slime bloğu bunun içinde pişirip pink slime kristal yapacağım. Sonra eve gideceğim. Gördüğünüz gibi laser daha geleceğim. Bunu bir güzel craft edeceğim. Sonra bir tesseract alacağım. Gördüğünüz gibi. Sonra ender conduit alacağım. Şunları da atabiliriz sistemin içine geri. Slaughterhouse'u da atabiliriz. Aha, tesseract'ı niye attık ya? Tesseract. Bir tane ender chest yapalım. Wool mu yok? Hemen yapalım. 10 tane wool craftlatalım. Şöyle bir tane ender chest aldım. Bir tane ink alıyorum. Ender chest'i boyamak için. Transfer pipe alıyorum. Transfer node alıyorum. Speed upgrade alıyorum. Aynı zamanda ender conduit'i unutmayalım. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Şöyle bir düşüneyim. Şimdi ben diamond çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Zaten anlatacağım sistemin nasıl işlediğini. Diamond çıkarmak için oyun bana diyor ki laser focus'un light blue versiyonunu sahip olman lazım diyor bana. Şimdi ben buraya laser focus yazacağım. Şuradan light blue'yu bulacağım. Bunun craft'ını koyacağım. Bizden gold nugget istiyor. Hemen en aşağıya iniyorum. Gold nugget'ın craft olması lazım. Bir üst tane craft atalım. Laser focus. Gördüğünüz gibi stained glass pane istiyor benden. O da stained glass da oluyormuş. O da şu şekilde craftlanıyormuş. Şöyle tekrar bakalım. Ceramic dye yapmamız lazımmış. Clay ve light blue'yu birleştireceğiz. Tamam. Clay ve light blue'yu birleştireceğiz. Light blue. Bunu buraya atıyorum. Seramik dayımız hazır. Laser focus'a geliyorum tekrar. Tıklayamadım. Şuna tıklıyorum. Şunu şuradan tıklıyorum. 1, 2, 3, 4. Bayağı yapabildiğim kadar yapacağım. Sonra bunu craft alanına geleceğim. Şunu craftlatacağım. Bir 16'lık yeter. Evet. Artık bundan craft edebilirim. Zaten deli gibi şeyimiz var. Ham maddemiz var. Şimdi bu diamond çıkarma ihtimalini %4.15 yapıyor. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Deep Dark'ın sıfır noktasına gidiyoruz. Bu arada gitmeden önce diyordum ya Ender Quarry neden bu kadar enerji tüketmiyor? Sebebini öğrendim. Şu an şöyle elimi boşaltıp gösterebilirsem güzel olur. Şu an deli gibi enerji kaybediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sebebi çok basitmiş. Sıfır noktasına gidelim. Hep beraber görelim. Ben Tesseract'la Ender Quarry arasına Ender Conduit bırakmışım. O yüzden bayağı yavaş çalışıyormuş. Gördüğünüz gibi artık 10 kat daha hızlı çalışıyor diyebilirim. Şimdi ben öncelikle bir tane delik açmıştım zaten buraya. Mantık şu arkadaşlar. Laser drill herhangi bir yeri kazmıyor. Yaptığı tek şey şöyle inip aşağıya gösterirsem. Bedrock'a sürekli lazer vurup bedrock'tan ham madde çıkarmak. Bedrock'ı kırmadan. Yaptığı işlevi bu. Tabi belli bir olayları varmış. İşte power discount'ları falan fıstık varmış. Benim internette okuduğuma göre eğer 128 mi 126 blok mu ne tepeden laser drill çalıştırırsam otomatik olarak %20 daha az elektrik harcıyormuş. Kendisi bakın gördüğünüz gibi lazer aha demek ki lazere dokunmayacağız. Lazer buradan en aşağıya kadar bedrock'a kadar iniyor. Şimdi bu lazer şu an çalışmıyor. Çünkü elektrik yok. Aynı zamanda
Şimdi ona da geleceğim. Query gibi direkt Tesseract'ı yanına bağlayamıyorsunuz. Ya ihtiyacınız olan şey Laser Drill Recharger. Gördüğünüz gibi. Niye böyle oldu? Aralarında bir bağlantı çıkması lazım da. Şöyle genel deyip enerji al dersek sanırım olacak. Şöyle genel deyip enerji al dersek. Precharger. Şu idle'a düşsün. Şunun deliği nerede bakayım? Ha, deliğini bu tarafa denk getirmemiz gerekiyormuş. Evet, deliğini doğru yere getireceğiniz. Gördüğünüz gibi arada bir bağlantı oluşuyor. Şimdi bu arkadaş çalışmaya başladı. Şu an Bedrock'tan her türlü olabilecek her türlü ore'u çıkarmaya çalışıyor. Ama ben sadece Diamond çıkarmasını istiyorum. Onun için de bu gördüğünüz laser fokusları takıyorsunuz. Arkadaşlar bu sayede sanırım ne kadar çok takarsanız o kadar büyük ihtimalle o oradan çıkması artıyor. Yani o oradan çıkma ihtimali artıyor. Gördüğünüz gibi sadece Diamond ve Shiny Ore yani Platinum çıkaracak şu anki sistemle. Hemen tepesine bir transfer not koyalım. Onu da tepesine bir Ender Chest koyalım. Tabii o Ender Chest'i de bir de orta bloğunu siyah boyayalım. Evet şu an oldu. Mantık şu. Bunun tam olarak bir ore çıkarması için 6 milyon RF 6000 miydi? Yok 6000 değil. Bunların her biri 5000 RF enerji veriyor arkadaşlar. Buna en fazla 4 tane takılabiliyor. Yani 20.000 RF giriyor en fazla bunun içine dört bir yanından. Sanırım ya 600.000 RF gerekiyor ya da 6 milyon RF gerekiyor. Bunun bir tur çalışması için. İlginç. Şimdi buradan bağlanamıyoruz. Benim planım şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6 tane şeyi ayarlayıp, laser drill'i ayarlayıp bunu Bedrock'a kadar indirmek. Bu arada farkındaysanız Bedrock'la arasında başka bloklar olduğu için şu an lazer yollamıyor. Bedrock'a kadar indirip her birine 4 tane bu recharger'lardan koyup daha sonra sürekli buradan diamond kazdıracağım. Bu sayede bayağı bir diamond üretebileceğiz. Aynı zamanda Ender Quarry'den de diamond geliyor şu anda. Aynı zamanda sieve sistemlerimizden de deli gibi diamond geliyor. Yani bu sistemi kullanarak 200 küsür bin diamond'a çıkabilmemiz lazım. Şimdi gidelim atölyeye bakalım ne kadar şey birikmiş. Pink slime birikmiş. Bayağı birikmiş. Gördüğünüz gibi bir vuruşta hepsini temizledik. Bir vuruşta buradan. Oo. Bayağı geldi. 56 tane. Uf. Aslında hemen gidip bir recharger daha yapabiliriz. Şöylecime. Alıştık emi sistemden. O 6 tane birden yapabiliyoruz. Güzel. Şimdi hızlı bir şekilde bunları kristale çevirelim. Sonracığıma eve dönelim. Pre Charger adı. Laser Drill Pre Charger. Şu arkadaşı buraya koyuyoruz. Şuradan Glowstone. Craftlatıyoruz. Şöyle. Bunları buradan alıyoruz. Bu arada plastik sheet bitti. Plastik sheet de craftlatmamız lazım. Pre charger. Neredesin? Laser drill. Pre charger. Aha bu sefer de makine bitti. Stone. Lazım. Stone, stone, stone. Şurada stone var. Bir 10 tane craftlatsak yeter dağıtar. Bu stone'u bulamıyorum.
Spirit Charger tekrar craft. Gel bakayım. Tamam. 6 tane oldu. Şimdi tekrar gidelim. Deep Dark 0 noktasına. Gökyüzüne uçalım. Bakın lazerler dibe vuruyor ama çalışmıyor. Şimdi bir tane böyle koyacağız. Bir tane böyle koyacağız. Hop. Bir tane de böyle koyacağız. Şimdi bunların her birine birer tesarak bağlamayacağım. Zaten en fazla 20 bin verebiliyoruz bir makineye. O yüzden yapacağım şey gayet basit. Şöyle bir alan çevireceğim. Şunu da şuradan alabilirim. Gördüğünüz gibi. Çup. Çup. Şunu. Tam buraya koyabilirim. Koyamadım. Neden? Çünkü elimde değildi. Tamam. Şimdi bunların dördü de deli gibi enerjiyi bunun içine yolluyor. Gördüğünüz gibi dolma hızı şu an bayağı arttı. Daha hızlı doluyor. Bu kadar da diamond görüyormuşum gibi geliyor bana. Hayalde görüyor olabilirim. Ama arada görüyorsunuz orlar var. Normal or değil yani blok olarak orlar geliyor. Quarry'nin ne kadar hızlı çalıştığını oradan da anlayabilirsiniz gayet. Şimdi aynı zamanda bir şuraya da koyabiliyor muyuz? Aynen. 2 ve 3.'ü de koyalım. Hatta. Buna şöyle yapacağız o zaman kablosuna. 1. Şuna arasına cover koymamız gerekecek galiba. Öyle bir his var içimde. Bunun içine cover koymamız gerekecek. Hemen halledelim. Bu arada bakalım sisteme. Hiç diamond block gelmiş mi? Bakın bir tane gelmiş bile. Şuradan cover alacaktık. Sonracıma... Ne yapacağımı unuttum. Şu an kafam gitti ya. 2 gram bir şey çalıştırıyoruz. O da gitti ya. Şunlardan yaptıracaktık. Biraz daha. 1. 6 tane koyabiliyorduk zaten. Yani ikinciyi de açacaktım. Planım oydu. O zaman bir tane daha şey yapalım da ikinciyi de çalıştıralım. Ondan sonra bölümü bitirebiliriz. Atölye ikinci kata gidelim. Şöyle uçalım, kaçalım. Şuralarda artanları alalım. Sonra cima buradan atölye birinci katı çıkalım. Bunları craftlayalım. Şuradan 3 tane geldi. Pişirelim hızlı bir şekilde. Sonra eve dönelim. Bir tane daha ender chest yapalım. Bir tane daha boya alalım. Precharger yapacaktık. Bir tane fazladan. Onu yapalım. Tamamdır. Sanırım şu an bir de transfer şey lazım. Sanırım bu kadar. İkinciyi çalıştırmak için gerekli olan şeyler. Şimdi tekrar giriyoruz sisteme. Bunlardan böyle onlarca kurup sanırım gayet verimli bir şekilde çalıştırabiliriz gibi geliyor bana. Ama bilemiyorum tabii. Tabii ikisi. Şimdi şurada kablolar temas ediyordu. Onu halledelim. Araya kondüitleri bağlayalım. Ay bunlar her türlü temas mı edecek? O zaman şöyle yapalım. Şunu şuradan bağlayalım. Bunu kıralım. Şunu da kıralım. Bunu da kıralım. Bunu da kıralım. Bunlar gene elektrik almaya devam edecek sonuçta. Yandan da olsa. Tamam. Artık sıkıntı olmaz.
Şimdi bununkini üstten alacağız. Bunu bir tık daha aşağı indirmemiz gerekecek. Şöyle olacak. Hiç tıklayamadım. Şunu kıralım. Tam pam 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 fazla bamladık. Tamamdır. Şimdi bunun tepesine bir tane transfer not içine şunları döşeceğiz. Bir tane fazla az mı yaptık ya? Uyuz oldum şu anda. Sonra bunu tepesine koyacağız. Bunun içine bir tane 16 koyacağız. Gereksiz bence. Şunun içinde var mı ki? Bir 16'lık da bunu atalım. Şimdi ineceğiz aşağı, az sonra aşağıya kazmaya başlayacağız. Ama öncelikle şuna bir mürekkep dayamamız lazım. Neredesin bakayım? Tam orta bloğa. Şöyle tamamdır. Şimdi şu eve gidelim hızlı bir şekilde. O son şeyi almazsam rahat edemeyeceğim çünkü. Uzun bir bölüm oldu ama. Focus laser. Nereden bir tane daha yapacağız. Şunları atacağız. Sonra tekrar Deep Dark'a gideceğiz. Sıfır noktasına. Şimdi bayağı bir dibi kazacağız. Hazırlıklı olun. Ve elimdeki şeyin ne kadar hızlı kazdığını hepimiz beraber görebileceğiz. Hepimiz beraber görebileceğiz. Şimdi 1-2. 1-2 burası. Hazır mısınız? Bu arada yanacağız. Evet şu an laser vurmaya başladı farkındaysanız. Hemen çıkmamız lazım buradan. Yoksa yanacağız. Aha. Öldük. Vallahi öldük. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. Gelemiyorum. Çünkü Deep Dark portalım yok. Şimdi eşyalarımızı alalım da öyle bitirelim. Beni o kadar öldüreceğini tahmin etmiyordum. E hani Last Stand beni koruyordu? Oyun benimle dalga geçti şu anda. Şimdi öldüğüm yere doğru hızlı bir şekilde uçarak gidelim. Şu an karanlık biliyorum. Ama ben de zaten şeyden bakarak gidiyorum. Tamam geldik. Yapacağım şey çok basit. Oyun benimle dalga geçiyor galiba. Neyse ben bunu bölüm arasında alırım şimdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle Big Reactors'a başlayacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'ın uzun süredir beklenen yeni Sky Factory bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bayağı bir şey yapacağız, hazırlıklı olmanızı öneririm. Şimdi, hatırladığınız kadarıyla, bir önceki bölümde en azından benim hatırladığım kadarıyla öyle, Draconic Evolution görev serisini bitirmiştik. Ben buradan, aha kitabı aldık ya, aa alabiliyormuşuz kitabı, ne güzel. Ben bu bölümde biraz görevi, daha doğrusu şeye başlayacaktım. Gene kelimeler ağzıma tıkılıyor. Age of Power'dan Big Reactors moduna başlayacaktım. Ama burada bir tane görev var. Age of Insanity'de. Bir tane
Nerede bakayım kendisi? Max reaktör yapıp içini diamond blokla doldur diyor. Ben arkadaşlar hesapladım. Yaklaşık 23 bin küsür diamond blok gerekiyor. O da yaklaşık 200 bin küsür diamond gerektiriyor. Benim o kadar diamond'ım yok. Gördüğünüz gibi sadece 23 bin diamond'ım var. Bir 190 bin küsür daha diamond'a ihtiyacım var. O yüzden bu bölümde hem Ender Query çalıştıracağız. 1K'lık onun da görevi var. Onu da tamamlamış olacağız. Ayrıyetten abonelerden biri bahsetmişti. Sanırım Harun'du. Laser Drill varmış oyunda. Onu kullanacağız. Ben kayda başlamadan önce biraz araştırdım nasıl çalışıyor, nasıl işliyor falan fıstık. Bayağı bir diamond ihtiyacımızı karşılayacağız gibi görünüyor. Şimdi öncelikle 1K'lık Ender Query'yi kuracağız. Ama biraz daha bizim enerji üretmemiz lazım. O yüzden ben 10 tane daha solar panel yapmayı bitirdim. Aa, resipiler kapanmış. Bir dakika. Yoksa AutoCraft. Arada bunlar kapanıyor. Neden olduğunu çözebilmiş değilim ama arada bunlar kapanıyor. Tekrar başlatmamız lazım. Şöyle üst kata çıkayım. Şimdi şunu kıralım. Şuraya girelim. Aslında bir tane tesseract'la şu enerji acceptor'ı burada mı bıraksak ya? Emin değilim. Bırakalım anasını satayım. Sürekli arada bir kapanıp beni uyuz ediyor. Onun yerine sürekli açık kalacak bir sistem olsun. Genel item değil, enerji al. Okey. Işıklandı mı? Işıklandı. Tamam, craftlarımız tekrar kendine geldi. Çıkalım şimdi buradan. Bu bölümü yapacağımız şey şimdi dışarı çıkmamız lazım tabii onun için. Biraz daha enerji akışımızı hızlandıracağız. Daha doğrusu enerji biriktirme sistemimize daha hızlı enerji aktaracağız. Mantık şuydu. Eski sistemde her bir kablo 20.000 taşıyor. O zaman ben 4.000 üreten 5 tane solar panelden bir grup yapayım. 5 tane başka bir grup yapayım. 5 tane başka bir grup yapayım. Bunların hepsini farklı yönlerden teserakta bağlayayım planımda. Ama bu en fazla 5 tane böyle grup kurmanıza yarıyor. Ha belki 6 tane yapabilirsiniz her yönden bir tane için. Ama ben şu an mesela 7 tane 5'li grup yapabiliyorum. O yüzden farklı tesseractlar kullanmaktansa tek bir tesseractan bütün hepsini bağlamak istiyorum. Artık bu arada bunları şu an sökebiliriz sanırım buradan sıkıntı yaşamadan. Şöyle. Aa, alamadım. Şimdi elimdeki zımbırtı çok hızlı kırıyor şu anda. Draconic Staff of Power. O yüzden bunları şöyle elimle kırıp alacağım. Peki biz bunları nasıl birleştireceğiz? Şu an kaç tane panel olacak ki bizde? 5, 10, 20 tane bu. 25 tane burada. 10 tane orada. 35 panel olacak elimizde, doğru. 35 paneli tek bir kablo üstünden çalıştıracağız. O kabloya da geleceğim şimdi. Ama şunları toplamak biraz uzun sürüyor. Nalet olsun. Gelin işte. Bu arada gene buraya kuracağım sistemi. Orası da ayrı bir başka bir yere taşımayacağım. Gene bu odanın üstünde olacak sistem. Şu tesseract'ı da alalım. En uca koyalım şu tesseract'ı. Şimdi. Sonsuz elektrik taşıyabilen bir kablo. Cryo yazarsak çıkıyor. Cryo Stabilized Flux Duct diye geçiyor arkadaşlar. Bu kabloyu yaparsanız, bu kablo Thermodynamics modunun kablosu, sonsuz miktarda RF transfer etmemizi sağlıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Aynen. Ama craft'ı bunun biraz sıkıntılı. Bunun craft'ı için arkadaşlar jelit krotenium gerekiyor. Onun için de krotenium dust yapmanız gerekiyor. O şu gördüğünüz craft'la yapılıyor. Onun için bliss powder'a ihtiyacınız var. O da şu şekilde yapılıyor. Şöyle ben bayağı bir yaptım. Hatta sistemde sıvı halde krotonyum da var. Ama ben bunu önce size bir nasıl craftlandığını göstereceğim. O zaman eve gidelim. Şimdi. Önce arkadaşlar snowball'a ihtiyacınız var. Craft çok basit. Şuna 32 yazdığına bakmayın. 16 tane craft ediyor. Essence of Air'ları koyuyorsunuz. Essence of Water'ları koyuyorsunuz. 16 tane snowball veriyor. Ben bunu gene recipe'sini hazırlattım. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra biraz redstone alıyorsunuz. Şöyle
10 tane alalım. 11 oldu. Göstermelik yapıyorum sadece. Sonra ben atölyeme gidiyorum. Bu redstone'ları eritiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi yukarıdaki tanka doldu. Bir tane de bucket alalım sistemden. Kaldıysa. Şöyle bir iki bucket oldu. Neyse fark etmez. Sonra free transposer açıyorsunuz. Redstone'u koyuyorsunuz. Terse çevirip snowball'ları koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bliss powder bu şekilde hazırlıyorsunuz. Tamam. Bu cep de şu anda. Şimdi gene eve dönelim. Peki bliss powder'ı hazırladık. Bunun dust'ını nasıl hazırlayacağız derseniz de dust'ın recipe'si için bir tane snowball, redstone, bliss powder ve nitre yetiyor arkadaşlar. Nitre'ın ne olduğunu göstereyim. Çok basit. Sandstone yapıp pulverizer'dan geçiriyorsunuz. İkinci ham madde olarak pulverizer'dan nitre çıkıyor. Bunları da toplayıp craft'ınızda kullanabiliyorsunuz. Sonra bu arkadaşı gene magma şeye götürüyorsunuz. Magmatik zımbırtıya götürüyorsunuz. Krotonium dust'ı eritip sıvı krotonium alıyorsunuz. Okey, buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi şunları artık atabiliriz. Yeterince şeyimiz var. Şimdi bize redstone... Bir dakika. Şu jelit stabilized zımbırtısını yapmak için, bu flux lux'ı yapmak için ne gerekiyor? Bunun içi boş hali gerekiyor. Onun için de redstone enerji flux lux duct gerekiyor. İsimlere bak ya, telaffuz edemiyorsun. Onun için de arkadaşlar bir tane kasa yapmanız gerekiyor. Adı da Redstone Energy Fluid Duct Empty. Yani içi boş. Bunun craft'ı gayet basit. Gördüğünüz gibi Fused Quartz, iki tane de Electrum. Bir. Biraz Electrum yapalım. 12 tane yapalım. Şunları şöyle koyalım. Fused'lardan da 6 tane yapalım. 6 kere 36 tane kablo yapacağız. Planımız o. Şimdi bir tanesi buraya gelsin. Bu teleport bayağı işimize yaradı ya. Bir kere bunu hallettikten sonra, bu sistemi kurduktan sonra hemen Nether'a gidip arkadaşlar 1000'lik bir Ender Query çalıştıracağız. Büyük ihtimalle biriktirdiğimiz şu ana kadar yaklaşık 250 milyar RF biriktirdim depoda. Büyük ihtimalle hepsini bir seferde tüketecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi bunları aldık. Bunların içini bir de redstone dolduracağız. Hemen atölyeye gidelim. Ne kadar redstone oluyordu acaba bunun her biri? Şunun 200 oluyormuş. 36. 2 tane redstone'a bir tanesi doluyor. Yani 36 tane var. Bende 36 çarpı 2 72. 72 tane lazım. 1.64. Bir 8 tane daha alırsak 72 oluyor. Hemen eritelim bunları. Canavar gibi eritiyor ya. Şimdi. Bakalım. Şuradan bucketlarımızı da alalım. Evet şey bitti. Hemen şunları içine boşaltıyoruz. Sonra terse çevirip redstone'ların içine doldurtuyoruz. Bakalım kaç tanesi boşta kalacak. Evet. Bir 4 tane daha yapmamız gerekiyor. Şurada 8 var. O zaman 8 tane daha dust alacağız. Tam bir kova olsun. Aa, burada varmış zaten bir kova. Şöyle yapacağız o zaman. Şunu koyalım. Şunu geri koyalım. Tamam. Şurada sıvı kalmasından nefret ediyorum. O yüzden şu redstone'ları da koyacağım şuraya. Gel bakayım sen buraya. Sen de buraya. Sen de buraya. Tamam, şunun içinde kalsın, sorun değil. Bunu kırıp tekrar koyduğumuzda içi boşalmış oluyor zaten. Tamam, şimdi 36 tane ne redstone zımbırtımız hazır. Şimdi eve gidelim tekrar. Şimdi bunları atıyoruz. Cryo zımbırtımıza geliyoruz. Şundan craftlayacağız. Evet, bayağı bir şey gerekiyor bize gene. Electrum gear gerekiyor. Hardened veya fused glass gerekiyormuş. Fused glass. 100 tane yapalım. Electrum'dan da yapalım. 200 tane. 200 tane deyip 400 tane craftlayan tek insanım.
Yuzut'a da girelim. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane, birkaç tane alacağım. Şuradan craft'tan alabildiğimiz kadarını göstereceğim arkadaşlar size nasıl olduğunu. Şimdi şuradan daha önce erittiklerimden birkaç kova alıyorum. Tekrar atölyeye gidiyoruz. Atölye nerede? Burada. Tamam. Bunun içine buradaki sıvı krytoniumları koyuyoruz. Sonra bu sıvıyı aynı redstone'a yaptığımız gibi bunun içine geri doldurtturuyoruz. Her bir kablo 500 sıvı alıyor arkadaşlar. Yani bir bakıttan en fazla 2 tane yapabiliyorsunuz. O da dipnot olarak kalsın burada. Şimdi patates istemiyorum ben. Eve gidelim. Kalanları da craft edelim. Aa, 9 tane daha geldi. Biraz yavaş craftlanıyor bu fused glass'lar. Yapacak bir şey yok. Hatta yeterli fused glass'ımız yok galiba. Harbiden yokmuş. Hala craftlıyor ya. Tamam, biz gene gidelim. Sanırım bu kadar yeter diyeceğim ama sanırım yetmeyecek. Ceritlerden gene biraz alalım. Bunun, zaten vardı içinde. Şöyle koyalım. Hızlı bir şekilde doldursun. Bu arada bu makinelerin hepsine speed upgrade var. Daha önce bilmem bahsettim mi. Şunları gene dolduralım. Şöyle. Tekrar buna dolduralım. Evet, bu kablolar güzel. Görevlerden biri de zaten bu kabloları kullanmaktı. Böylece o görevi de tamamlamış olduk. Onu da altını çizeyim. Sizler için. Şuraya. Sonra bu buraya. Sonra bu buraya. Yeter mi bu kadar ya? Bilmiyorum ama yetmesi lazım. Şuradan dışarı çıkıp deneyelim. Bakalım. Yetmeyecek yani. 35 küsur panel varken yetmeyecek. Biz başlayalım. Şekil de ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Şimdi panelleri dizmeye başlayalım. Hop. Aha, yere koyduk paneli. Sen koskoca solar paneli yere koy ya. Şunu da şöyle koyduk muydu? Evet. Şu an bakalım akıyor mu şeyin içine doğru. Aynen, bir akış var. Şöyle gördüğünüz gibi buradan da çekiyor. Daha hızlı çekiyor mu büyük ihtimalle. Bakalım içine. Aa, hala rakım artıyor. İlginç. İlginç. Şuradan biraz daha yapmak zorunda kalacakmışız gibi bir his var içimde. Ne kadar çok füze istedi ya. O kadar kuarsımız mı kalmadı? Tamam. Ben kuarsın resepisini hazırlamışım. Nerede bakayım? Kendisi burada. Şöyle resepisini yapalım. Sistemin içine sokalım. Şimdi... Fused Quartz'tan 400 tane sipariş edelim. Aynı zamanda elektrum varmış da. Sıkıntı değil. Atölyeye gidelim. Arda mouse'um çift tıklıyor. Uyuz oluyorum ya. Deli tilt oluyorum mouse'un çift tıklamasına. Evet, geri dönelim. Kalanları da takalım. Sonra yolumuza bakalım. Daha bu bölüm yapacağımız çok şey var. Hala kablo döşüyoruz, anasını satayım. 3, 1. Şu üst üste steklenmeyenlere de uyuz oluyorum ya. Hayır. Aslında böyle aralara doldurabilirim. Sonuçta temas ediyor. Bakalım. Aynen, bak, boşaltıyor. O kadar fazla kablo yapmama gerek yok o zaman. Şu aralara da dolduralım. Bam, bam. Şöyle atınca direkt şuraya diziliyor mu? Aynen. Şimdi 1, 2, uç. 1, 2, uç.
Şunlardan koyduk muydu? Bütün panelleri koyduk. Oluyor. 2, 1, 2. Tamamdır. Bunu böyle yavaş yavaş büyüteceğiz. Ama çok da büyütmemize gerek kalmayabilir. Çünkü Big Reactors moduna yavaş yavaş giriş yapacağız. Şimdi eve dönelim. Şunu kapatalım. Buradan drakonik zırhlarımızı alalım. Zırhları özlemişsinizdir diye umuyorum. Sonra Ender markerlarımızı alacağız. 3 tane, 4 tane alalım. Fazla marker göz çıkarmaz. Ve ben video dışındayken yaptığım Deep Dark'ın sıfır noktasına hep beraber gidiyoruz şu anda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane Ender Quarry hazırladım. Üstüne Fortune 3, Speed 3 takılı. Bu Ender Quarry yaklaşık, işte şöyle söyleyeyim, 250 bin RF tüketebilir. Çünkü bu Fortune 3'ler Ender Quarry'nin base, yani temel enerji tüketimini 80 ile çarpıyor. Speed Upgrade'de 3 ile mi çarpıyordu? Hemen bakalım. Kendisi burada yok. 2 ile çarpıyor. Yani ana enerji tüketim hızı 160 ile çarpılacak. Bunun ana enerji tüketim hızı da 1800 RF. 1800 RF'yi şeyle çarparsan çok oluyor yani. Uğraşamam şimdi bunun kaç olduğuyla. Şimdi yapacağımız şey Draconic Chest'leri giymek. Hızlanmak için. Ama etraf karardı. Şimdi buradan 1000 gideceğiz arkadaşlar. Ama etraf karardı. Ben bu etrafın kararmasını istemiyorum. Gene hızlı gidebiliyormuşuz. Gidebiliyoruz. Tamam. Başka bir yöne kaymadan şöyle 1000 gidelim. Az kaldı. Dur. Sakin ol. Bir tık daha kenara. Bir tık ileri. Şu blok. Arkadaşlar şu blok. Aynen. Şimdi buradan bir tane bir şey alalım. Kabuston alalım. Şöyle koyalım. Üstüne gelirsek çok hızlı hareket ediyor. Aynen. Sıfıra 1000. Şimdi buraya bir endermark koyuyorum. Gördüğünüz gibi işaret bu tarafı gösteriyor. Yani doğru yapmışız. Şimdi bir de 1000 bu tarafa doğru gideceğiz. Şuradan o zaman birkaç tane kabuston alalım üstümüze. Dursun. Şimdi gel bakayım, çık oradan sen. Şimdi 1000 de bu yöne doğru gidiyoruz. Uy. Uy. Fake atıyorum. Az kaldı. Hadi. Var ya, bu üstüme bu zırhı giymeseydim işimiz işti yani. Evet, geçtik bile. Şimdi şey bizi yemeden şunları bir çıkaralım. Çok hızlı hareket ediyor ya. Şimdi şöyle 1000, şu blok 1000. 1 2 tam şurası oluyor. Şuraya da bir torç koyalım. Şunu şuraya koyunca gördüğünüz gibi bu tarafa doğru sinyal veriyor. Şimdi bir 1000 de diğer tarafa gideceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde. Buradan çıkaracağımız ham madde büyük ihtimalle Big Reactors'u yapmama yetecek gibi geliyor bana. Ama ne kadar enerji tüketecek onu bilemiyorum. Şimdi şunu şuraya koyalım. Öl lan. Şimdi şu zırhları çıkarıp gene biz kendi zırhlarımızı takalım. Bine bin. Ne yapıyorsun la sen? Ne yapıyorsun la sen? Gidin lan buradan. Heh. Hepsi temizlendi şimdi. Şimdi 1000'e gideceğiz. 1000. Tam şu blok 1000. 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu blok. Şimdi hemen buraya bir şey koyalım. Şuradan bir kabuston alalım. Bu bloğa koyuyoruz. Bir de Ender Marker buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sınırlar kesinleşti şu anda. Şimdi şeyin başına geri dönelim.
Ender Quarry'mizin yanına gidelim. Aha böyle gitmeye gerek yok ki. Şurada sıfır noktası diye zaten işaretli. Şimdi. Bir, bir, bir. Okey. Gördüğünüz gibi bütün köşeler birleşti. Şimdi buna sağ tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi tarama başladı. Şu anda bütün bu bine binlik alan içindeki bütün kabustonları, orları, morları ne varsa hepsini kendine alacak. Ayrıca yerlerine 4 koyuyor. Öyle de bir güzelliği vardı bu sistemin. Şimdi eve gidelim bakalım ne kadar enerji çekiyor sistemden. Hep beraber görelim. Bayağı çekiyor olması lazım. Bayağı çekiyor olması lazım hem de. Hop. Gel bakayım. Evet. Hala artıyor. İlginç. Daha yavaş artıyor ama artıyor. Çok ilginç. Üstüne Fortune 3 takılı. Okey. Tarıyor, kazıyor, ediyor. Ama hala yavaş. Şimdi buraya geliyoruz. Hazır mısınız? Bu görev bitti. Cryo-stabilized konditlerle makinelere elektrik ver diyordu. Hani normal kablolardan kurtul, sadece bunları kullan diyordu. Ben de şu an zaten sadece bunları kullanıyorum. Başka elektrik kablosu kullanmıyorum. Okey, bu cepte. Deep Dark'ta 1K'ya 1K'lık bir Ender Quarry kur dedi. Bu da bitti. Bu da ikinci görevdi. Şimdik. Bu bölüm başka ne yapacağız? Bizim bol bol diamond'a ihtiyacımız var. O Ender Quarry'den zaten hayvan gibi diamond çıkacak, bunu biliyorum. Ama diamond üretmenin farklı bir yolu var arkadaşlar. Laser drill denen bir şeyi kullanarak diamond üretebiliyorsunuz. Kendisi nedir? Hemen gösterelim. Laser drill. Kendisi bu arkadaşlar. Craft gayet kolay. 3 tane glowstone. Şöyle 20 tane craftlayalım. Çünkü bir tane değil, birkaç tane kuracağım. Aha. Makinenin üstündeki şey bitti. Plastik sheet bitti. Plastik sheet içinde raw plastik gerekiyor. Raw plastik için rubber gerekiyor. Beni uğraştırıyor. Yalnız elimizde rubber bitmiş ya. Bir ara ben rubber farmı kurayım o zaman. Şunları da alalım, şunu da alalım. Şimdi hızlı bir şekilde rubber yapmaya gidelim. Onlar orada olurken. Apple Riser bunu. Şu. Bunlarda speed upgrade var mıydı? Vardı. Şunu buraya atalım. Seni de buraya atalım. Aynı anda farklı farklı üretim yapalım. Böylece. Bu kadar yeter mi? Biraz daha alalım. Aha. Buraya geri döndük. Yanlışlıkla tıklıyorum ama bilerek yapmıyorum. Bilerek yapmıyorum. Şimdi eve geri dönebiliriz. Ha, almadık ki. Kafa çalışmıyor. Aha, çıldıracağım. Çıldıracağım. Şimdi biraz plastik sheet yapalım. Fazla. Tamam. Laser drill. Yapmıştık bir tane. Kaç tane yapmamız lazım? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 tane olsun. Tamamdır. Şimdi bu drillleri charge'lamak için, yani elektrik vermek için drill precharger denen bir şey var arkadaşlar. O da bu şekilde yapılıyor. Şimdi bunun için arkadaşlar pink slime kristal gerekiyor. Glowstone'lardan birinin yerine pink slime kristal koyuyorsunuz. O kadar. Peki pink slime kristal nasıl yapılıyor? Gördüğünüz gibi craft'ı bu. Çok zor bir şey değil. Pink slime blok yapmanız gerekiyor. O da pink slime bowl'la yapılıyor. Ama pink slime bowl'un nasıl yapıldığı gösterilmiyor. Şimdi bu bölüm o yüzden bir parça uzun olabilir ama sizlere pink slime bowl'un nasıl yapıldığını göstereceğim. Bir spawner alıyorum. Şuradan bir tanesini alsam yeter. Safari netlere bakıyorum. Şurada. Şöyle bir tane pasif mod var mı? Imp vardı şurada bir yerde. Imp pasif mod arkadaşlar diye en azından ben hatırlıyorum. Nether'da bana hiç saldırmadılar. Imp'i kullanacağız. Aynı zamanda bir makineye ihtiyacımız var. Slaughterhouse denen
O makineyi de yapalım. İki tane golden axis. Aha, gold'umuz bitmiş. O yaptırdı bize. Şöyle biraz daha aşağı inersek. Bolca craftlatırsak. Yine elimden kaçacak. Şimdi iki tane pickaxe istiyor. 1, 2. 3 tane de kılıç istiyor. 1, 2, 3. Şimdi tekrar yapalım makineyi. Şimdi bu makine ne işe yarıyor? Aynı mob grinder gibi düşünün arkadaşlar. Önüne gelen mobları kesip öldürüyor. Tek bir farkı var. Mob grinder'dan bu arkadaş, bu arada obsidian'ımız da bitmiş. Bu arkadaş öldürdüğü mobların dan iki tane ham madde çıkarıyor. Birinin adı pink slime oluyor, diğerinin adı da meat oluyor. O yüzden de bu makineyi kullanmamız lazım. Tesseract buradan bir tane alıyoruz. Şunu şöyle indirelim. Başka neye ihtiyacımız var? Mob essence'e ihtiyacımız var. Şu drum diye aratsak zaten şurada ağzına kadar essence dolu drum var. Liquid zımbırtısını almak lazım. Bir tesseract da almamız lazım. Ve nereye gideceğimizi göstereyim sizlere. Şununla gidiyorduk. Atölye ikinci kata gidiyoruz. Şimdi şuradan biraz da cobblestone bulabilirsem şuradan aldım. Ay vallahi yorucuymuş ya. Şimdi buraya arkadaşları spawn ettireceğim. O yüzden mob spawner'ı buraya koyuyorum. Sonra şöyle hemen iki üstüne şeyi koyuyorum. Esansı. Esansla arasına bu arkadaşı koyuyorum. Şöyle. Bağlantı tamam mı? Esans doluyor içine. Bunun içine impi koyuyorum. Gördüğünüz gibi zaten şu an çalışmaya başladı. Şöyle de slot. Yüzü diğer tarafa dönecek. Şuraya bunu koyuyorum. Ve bunun etrafına şöyle 2 gram şeyle çevireceğim. Bu arada difficulty'miz normalde. Bir yanına bir tank koydum, diğer yanına diğer tank koydum. Ve her zamanki gibi Facebook'tan mesaj geliyor. Uzun zamandır mesajsız video çekmemiştim ama. Şımcık. Sen çalışıyor musun bakayım? Aynen çalışıyor ama yeterli elektrik yokmuş içinde. Sıkıntısı o. Şimdi elektriği bağlatalım. Genel frekansında. Elektrik al. Şimdi çalışıyor. Ama daha diğeri çalışmıyor. Öyle bir olay var. Şişt. Çık lan buradan. Ya daha doğrusu çıkma lan oradan. Boing diye bir ses çıktı da nerede spawn etti bunu? Ahan tepesinde spawn etti. Şimdi bu slaughter olsa elektrik verirsem sanırım bütün işim çözülecek. Genel. Aha. Gördüğünüz gibi meat tank burada doluyor.